Merhabalar. Bugün güzel bir sonbahar ağacı yapacağız. Yine hızlı, kolay, e, herkesin yapabileceği. E, ince fırça, orta kalınlıkta fırça e, kullanacağım. Çok kalın bir fırçaya ihtiyacımız olmayacak. Paletimiz, su kabımız, renk olarak da o kırsarı sarı, e, hardal sarısı dediğimiz o kırsarı sarı, e, sap green yeşil e, ve yine gövdesi için koyu bir kahverengi, sepia olabilir ve burnt amber olabilir. Hangisi varsa kullanabilirsiniz. Önce aslında ben genelde yaprakları yapmaktan başlarım ama bu sefer daha nereye ne yapacağınızı gözünüzle kestirebilin diye önce gövdeyle başlayacağım. Çok kalın bir gövdemiz olmayacak zaten. Ince fırçamla ince bir gövde yapacağım şuraya hemen kağıdımın ortasına. Yoğun bir boya aldım. Çok sulu değil, çok kuru da değil. Ama kendini güzel belli etsin. Ve fırçamı komple yıkıyorum. Sol tarafına doğru boyamı sürdükten sonrasında sağ tarafına doğru şöyle suyla sadece gövdesinin kalınlığını belli ediyorum. Şuraları daha sonra değineceğiz. Zemin kısmına. Yine bunun da sağ tarafına çok incecik hafif bir suyla geçiyorum. Bu suyla geçme kısmında boya kendi kendine hafifçe sağa doğru ilerliyor ve gövdesinin hacmi yuvarlaklığı doğal olarak çıkmış oluyor. Bunu bunun için yapıyorum. Üzerinden daha sonra oynayacağız. Bu genel olarak bir ortaya çıksın diye yapmış olduğum bir hareket. E, ve şöyle e, uzun bir e, önce ortadan yukarıya doğru giden e, dallarımız olacak. Artık e, çok ince yapmam gerekiyor tabi bu kısımları. Gövdesi çok çok kalın olmadığı için de şöyle e, sadece bana yol göstersin, iz göstersin diye. Ee, şöyle hafifçe, hatta yukarıdan aşağıya doğru da çekebilirsiniz. Fırçanın ucuyla hiç bastırmadan incecik e, birkaç dal yapacağım şöyle. Fırçamı dik tutuyorum. Biraz görmeyi engelliyor mu? Umarım engellemiyordur. Evet, şöyle ince ince birkaç dal yapacağım. Ee, yine şuradan bir tane daha gelsin. Yine onun da sağından ve solundan çıkanlar olsun. Evet. Bunları daha sonra arttıracağız ama genel olarak bize nerede ne yapacağımızı belli etsin diye yaptığım kurşun kalemle çizmek gibi de düşünebilirsiniz. Hatta isterseniz kurşun kalemle de baştan hafif bir çizebilirsiniz ama çok çok kurşun kalemler gözüksün istemediğim için direkt fırçayla incecik zaten kalem gibi çizerek de yapabilirsiniz şöyle boşluklar bırakarak yapıyorum buralara şeyler gelecek yeşilliklerimiz gelecek ağırlıklı olarak ama nedir İşte merkezden çıkan yukarıya doğru giden sağa ve sola doğru giden dallar olacak sonuçta o yüzden hani onların da şöyle yerlerini belirlemek için şöyle hafif birkaç iz atalım Şuralardan da çıkanlar olacak. Yine bu tarafa doğru da gitsin. Şöyle genel manada incecik bize hafif yol gösterecek, yön gösterecek birkaç dal. Şu gövdeye yakın olan kısımda biraz daha kalın yapabilirsiniz tabi. Sonra bunları arttıracağız, belirginleştireceğiz. Evet, Şimdi ince fırçamı yıkıyorum, 6 numara fırçama geçiyorum, hardal sarısı dediğimiz o kır sarı, rengimden şöyle alayım şuraya, My Mary markasını kullanıyorum, onu da söyleyeyim. Bu boyanın pigmenti gerçekten çok çok iyi, azıcık bile boya aldığınızda çok güzel ciddi bir etkisini hemen görüyorsunuz. Sulandırıyorum. Çok aşırı sulu değil tabii ki rengini hem güzel belli edecek şekilde, ama aynı zamanda da akışkan olmasını istiyorum. Şimdi neye dikkat edeceğiz fırçamızı sürerken? Burada yine biraz daha yoğun yapraklarımız, burada daha rahat rahat sürebileceğim, ama şu uçlara doğru gittikçe özellikle birbirinden aralıklı, daha seyrek seyrek buluşlar yapacağım. Buralara güzelce. Arada da bu şeyleri bırakarak da yapabilirsiniz. Dalları hafiften göreceğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Serbest bir şekilde fırçamı kağıdıma e, dokunuşlar şeklinde, şöyle vuruşlar şeklinde. Dediğim gibi bu orta kısımda daha rahat rahat daha fırçamı kuvvetlice bastırabiliyorum. E, ama uç kısımlara gittikçe özellikle şu kısımlarda e, daha minik dokunuşlar yapıyorum. İyice oradakiler Çünkü aslında dökülmüş böyle birkaç tane tek tük kalan yapraklar var oralarda o yüzden uç kısımlara doğru çok rahat rahat vurmuyor fırçamı şuralarda da yine daha yoğun buralarda da serbest bir şekilde güzelce fırça vuruşlarımızı yapıyoruz uçlara doğru gittikçe daha minik küçük dokunuşlar yapıyoruz Yine buralara da şöyle küçük dokunuşlar atalım, biraz daha boya alacağım. Boyamızın rengi güzel gözüksün ama çok aşırı yoğun almayalım. E, sürerken zaten onu hissedersiniz. Şu dalların uçlarına doğru özellikle daha minik minik dokunuşlar. Orta kısma doğru geldikçe daha rahat vuruşlar yapabilirsiniz. Ve yine buralarda da iyice küçük küçük dokunuşlarımız var. Tek tük kalan yapraklar dediğim gibi. Sonbaharın en sevdiğim ağaç görüntülerinden birisidir bu. İyice böyle dökülmüş, az kalmış yapraklar. Küçük dokunuşlarla hemen böyle ortaya çıkar. Şuraları yine biraz daha yoğun doldurabiliriz uçlarına doğru küçük. Şimdi bu sarılarımız önce açıktan başlıyoruz her zaman her resimde. O yüzden şimdi sarılarımızla, o sarılarımızla başladık. Sonra bunların aralarına yeşiller atacağız. Arada daha tam sararmamış, yeşil kalmış yapraklar da var sonuçta. Onlar için yeşiller de atacağım birazdan. Şuralara da yine şöyle biraz dokunalım. Gözünüzde de yine bir uzaktan bakın. Dengeli ve doğal bir dağılım oluyor mu diye. Evet. Çok simetrik olmak zorunda değil kesinlikle. Ne kadar rahat vuruşlar yaparsanız fırçanızla o kadar güzel gözükür ağacımız. Fırçamı yıkıyorum. O şey, sap green alıyorum. Sap green'i biliyorsunuz doğallaştırmak için. içerisine çok az kırmızı katıyoruz ya da biraz kızıl kahve katabilirsiniz. Hem kahvelik de yine güzellik katacaktır sonuçta şey, yaprağın kendisini de daha hani kurumaya yakın hissiyatını vermek adına bu sefer kahverengi de katabilirsiniz. Şöyle doğallaşan bir yeşilimiz oldu hemen. Yine bu yeşilimle de aynı şekilde yine dip kısımlara diyeyim, daha hani gövdeye yakın olan kısımlara. Bir de belki suyunu arada bir peçetenize emdirebilirsiniz. Burada çok çok yoğun yeşiller yok çünkü daha çok okurlar olacak. Yeşillerimizi çok daha az yapacağız. Şöyle daha ortadaki ana gövdeye yakın olan yerde yeşillerin birazcık daha yoğun. Ama işte uçlara doğru gittikçe böyle daha azalan. O yüzden buralarda hem daha minik dokunuşlar şeklinde atacağım. Uçlara doğru zaten çok gitmeyecek bu yeşiller. Şu diplerde oralarda bile böyle seyrek seyrek kalmış. Aralıklı kalmış ama gövdeye ana dala yakın olan yerlerde Biraz daha birbirlerine yakın vuruşlar atabilirsiniz. Uçlara doğru biraz daha seyrek vuruşlar atabilirsiniz. Yukarılarda çok çok fazla zaten kalmamış oluyor yeşil yapraklarımız. Onlar iyice kurumuş oluyor. Daha ağırlıklı bu alt kısımlarda. Şu gövdemize yakın olan yerlerde. Yine şu aralara da yine küçük dokunuşlar atalım yeşillerden. Buralarda biraz daha yoğunlaştırmak adına atıyorum. Evet şu aralarda da var. Böyle tek tük ama. Çok çok değil. Böyle aralarda kalmış. Tek tük aralıklı ve küçük dokunuşlar şeklinde buralara da biraz dokunalım. Evet. Ve şimdi daha koyu tonlara ihtiyacımız var. Yine yeşilimizin içerisine İsterseniz sepya katabilirsiniz. İsterseniz burn burnt umber katabilirsiniz. Ama baya yoğun bir şekilde katıyorum. Yani artık yeşilliğinden daha çok kahverengi. Ama tek başına kahverengi de değil. çünkü burada amacımız işte daha hani gölgede koyu kalmış olan yeşilimsi işte kurumaya yakın yaprak tonlarını elde etmek. O yüzden şimdi şu aralara çok çok suluysa peçeteye suyunu emdirebilirsiniz. ufaklı. Yine tabii ki her zaman gölgede olan yerlere daha koyular. Şu uçlara doğru gittikçe daha minik dokunuşlar atalım. Şurada da dallarımız var. Bu dalların da yine altlarına ya da yakınlarına. Bu çizmiş olduğumuz dallar bizim için referans çizgisi. Onları yine birazdan belirginleştireceğiz. Ama ee, Onlara göre onların yanında olan, yakınında olan yerlere birazcık daha gölgelileri atabiliriz. Daha net gözükeceği için. Şuralara da yine küçük bir şeyler atalım. Evet. Şöyle aralıklı şuralara da biraz atalım. Şuralara da. Biraz homojen böyle güzel bir dağılım yakalamaya çalışırsanız bu fırça vuruşlarında ee, o kısım güzel olur. Evet şimdi bu yeşilleri çok çok arttırmayacağım çünkü daha e, dediğim gibi aslında kurumaya yakın bir ağaç. O yüzden okır rengimi içerisine, okırımın içerisine ilk sürdüğümüz sadece tek saf okırdı. Şimdi onun da yine koyu tonunu elde etmek için onun da içerisine sepya ya da Burnt Umber katabilirsiniz. Burnt Umber katalım. Ee, çünkü Sepi biraz daha acı bir ton oldu, biraz daha sıcak bir kızıl kahve katarsanız daha güzel olacak. Evet, bu daha iyi oldu, aynen. Biraz da sulandıralım, çok yoğun olmasın. Evet, fazla suyunu da yine bezenize ya da peçeteye değdirebilirsiniz. Evet, şimdi buralara yine şu ana gövdemizin olduğu yerlere daha küçük dokunuşlar seyrek ve minik dokunuşlar şeklinde şu ilk attığımız açık tonları çok kapatmadan buralara birazcık da gölgeli e, okurlar giriyoruz. Yeşillerin üzerine de yine giriyoruz. Onlar çünkü sonuçta kaynaşmış durumdalar ve buradaki o doğal görünümü sağlayacak olan şey bu iki rengin yani okurlu ve yeşilli renk tonlarının birbirlerine kaynaşması üst üste gelmesi. Çalışmamızı çok daha güzel ve doğal gösterecek. Yine uçlara doğru yani mantık aynı. Uçlara doğru yine daha küçük, bu diplere doğru biraz daha e, iri ya da birbirine daha yakın vuruşlar atabilirsiniz. Uçlara doğru hep daha seyrek, aralıklı vuruşlar atıyoruz. Yine bir uzaktan bakın mutlaka çalışmanıza. <laughs> bu tarafa doğru da yine tek tekler gitsin uçlara doğru ilk attığımız e, okurları çok kapatmadan ve yine şu dallarımızın etraflarına dikkat ederek evet şuralara da biraz daha yoğunlaştıralım aynı yine buralarda da küçük küçük çıkıntılar şeklinde olsun mantık aynı hep uçlara doğru küçülen e, ve uzaklaşan şu daha yoğun boya attığımız yerlerde biraz daha birbirine yakın ama bu koyuları atarken yine aralıklı atıyorum çünkü e, ilk başta attığım açıkları kapatmamak adına onların aralarındaki e, gölgeleri gölgeli gölgede kalan yaprakları e, yapıyorum şu anda o yüzden yine bu da çok çok böyle yoğun bir şekilde sürdüğüm bir e, geniş bir alanı sürdüğüm bir fırça vuruşu değil yine aralıklı aslında evet yani kendiniz gözünüze göre, keyfinize göre bir yerde bu yaprakları durdurabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız arttırabilirsiniz. İşte sizinkiler daha çok dökülmemiş olabilir, daha yoğun olabilir. Sonuçta ağaç yapıyoruz. Gayet serbest bir şekilde rahatlıkla çalışılabilecek bir şey. Ağaç güzel bir çalışmadır o anlamda. Evet yapraklarımızla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bu yeşillerin üzerine de atabilirsiniz şimdi ilk başta attığımız dallarımızı belirginleştireceğim o yüzden tekrar ince fırçama geçiyorum sepya ile bu sefer güzel yine yoğun bir şekilde alacağım kendi rengini güzelce göstermesi için sepia aldıktan sonra mutlaka bir peçeteye değdirin Çünkü ince dallarını yapacağımız için ee, çok sulu olursa eğer fırçanızda boyanız çok geniş geniş olur kalın kalın olur çizgiler ee, ince çizgilerin olmasını istediğimiz için suyunu mutlaka emdiriyoruz daha önce yaptığımız yerleri aslında birazcık daha belirginleştiriyoruz şöyle buradan böyle güzelce gözüksünler Aralardan, arada boşluklar bırakabilirsiniz. Yani boyamış olduğunuz yerleri, mesela sarılar ya da yeşiller denk geliyorsa, oraları atlayıp, çünkü önde yaprak gelmiş izlenimini vermek için. Ama şu uç kısımlarda mesela rahatlıkla dallarınızı çizgisel olarak gösterebilirsiniz. Şu boşluklara daha çok yapıp, üst üste de gelebilir yani hiç sıkıntı diye burada boyamış olduğum yerin üzerine işte dal gelmeyecek mi diye düşünmeyin oralara da gelebilir ama bazı yerlerde özellikle böyle boyadığınız yerleri bırakırsanız dalları yaparken oralara atlarsanız çok daha güzel gözükür daha doğal gözükür yani dallar gelince zaten aslında çok daha güzel bir şekilde çıkıyor ortaya çalışmalar Sonbaharın kurumuş, kurumaya yakın ağaçları. Şöyle bazı dallar iyice çıkmış olabilir mesela. Daha en uç kısmında hiç yaprak kalmamış olabilir. O yüzden dalları daha çıkıntılı da yapabilirsiniz. Yine bu da isteğinize kalmış. Ne kadar çok arttırmak istiyorsanız arttırabilirsiniz. Bir yerde durdurabilirsiniz. Şimdi gövdemize de birazcık bir iki dokunuş daha atalım. Yine dokusunu vermek adına ilk yaptığımız hamle zaten dönme hissiyatını vermişti. Üzerine biraz da doku yapalım <laughs> ve şu alt kısmına da bir biraz köklerini yapalım. Daha yoğun hafif sulu da olabilir. Şöyle bir iki sağa sola doğru çıkıntı yoğun boyayla atıp sonra fırçamı temizleyip kuruluyorum. Yine nemli fırçayla şöyle yanlarından hafifçe geçiyorum. Oradaki o dağılımlar zaten bize köklerle ilgili ipuçları veriyor aslında. Evet. Şöyle bir iki dokunuş atabiliriz. Buradan da bir güzel dal gitsin. Kalın bir dal gitsin. Sonra Orta kalınlıktaki fırçama geçip yere de dökülen zemin hissiyatını da alalım diye Yeşilimden ve o okurumdan şöyle Sağa ve sola doğru Bunlar birbirlerine hafifçe değebilir. Çok bulaşmadan. Evet, şöyle sağa ve sola doğru okurla sürdükten sonra üzerine biraz yeşillerden de atıyorum. Kahverengiler de hafif karışabilir. <laughs> Bir zemin algısı oluşsun. Şöyle suyla dağıtabilirsiniz. İsterseniz biraz dökülüyor hissiyatını vermek için e, okurlarla şöyle e, yere doğru düşen birkaç dokunuş da yapabilirsiniz şuralarda şöyle rüzgarla uçan ve dökülen bu da yine güzel bir estetik katar Evet Aynen çalışmamız bu kadar ee, Umarım keyif almışsınızdır faydalı bir çalışma olmuştur ee, eğer siz de yaparsanız bu çalışmayı denerseniz benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.